Herkese merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte Creo 7.0 yeniliklerini inceleyeceğiz. Baktığımız zaman Creo 7.0 ile birlikte birçok yenilik karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcımızın özellikle talep ettiği bir özellik var. Multi body design, yani body tasarım. Özellikle bu özellik Creo'nun birçok modülünde ve uygulamasında aktif hale gelmiş durumda. Bununla ilgili detaylı bilgiler de vereceğim. Bak, onun dışında baktığımızda core modeling olsun, arttırılmış gerçeklik, freestyle tasarım, saç metal modelleme, kaynak, render gibi birçok ekranda görmüş olduğunuz alanda yenilikler mevcut. Ama burada en göze çarpan özellik multi body design. Burada mevcut olan başka programlarda yer alan multi body design'dan farklı olarak sektörde bir açık olan yapıya da çözüm getirebilir durumda. Bunları da uygulamalı olarak anlatacağız. Şimdi konular çok fazla olduğu için bir saatin içerisinde hepsine detaylı olarak değinme imkanım olmayacak. Bu nedenle konulara biraz hızlı hızlı değinip hem sözel hem uygulamalı olarak devam edeceğim. İlerleyen dönemlerde bu konularla ilgili örneğin multi body design için tek bir webinarımız olacak ve detaylı olarak bu webinarımıza katılabileceğiz. Ve orada daha detaylı olarak inceleyebileceğiz bu konuları. Şimdi multi body design dediğimiz zaman karşımıza ne gelecek? Parça tasarımında kullanılabilen bir yapıya sahip. Tasarımların daha esnek ve etkin olmasını hedefleyen bir yapıya sahip. Burada hacimlerle çalışabiliyoruz. Boolean operation'ları işin içerisinde dahil edebiliyoruz. Kullandığımız işte extrude, revolve gibi araçlar olabilir. Bunları kullanırken de body'leri rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Veya tamamen hiç boş body'ler oluşturup içerisinde çalışma gibi imkanlara da sahip oluyoruz. Flexible modeling yeteneklerini kullanarak birden fazla body'nin birlikte düzenlenmesini de sağlayabiliyoruz. Onun dışında sadece işte parça tasarımı değil, bunun dışında işte katmanlı imalatta, generative design'da, analizde, sheet metalde, teknik resimde gibi birçok alanda bunları kullanma imkanına sahip oluyoruz. Body design'da otomatik olarak body'lerin hesaplama dışında bırakılması veya işte teknik resimde body'nin listesini alırken onun gelmemesini sağlayacak özellikler mevcut. Bu da body design'da doğru bir şekilde ağırlıkları alabilme, body'nin BOM listesini elde edebilme konusunda hızlı ve pratik çalışmaya imkan sağlayan yapılar sunuyor. Halihazırdaki mevcut yapısıyla body design Creo içerisinde birçok modülde ve uygulamada çalışabilmekte ve desteklenmeyen bazı işte mesela imalat prosesleri gibi bunlarla ilgili destekler de planlanmış durumda. Onlar da ilerleyen süreçlerde dahil edilmiş olacak. Sözel olarak kısa kısa bazı şeylere değindikten sonra bununla ilgili birkaç örnek yapmak istiyorum. Mesela sağ üst köşede baktığınız zaman ne görüyoruz? Burada bir extrude aracı. Burada body option diye bir seçeneğimiz geliyor. Buradan create new diyebilirsiniz. Aşağıda bir görselimiz var. Onun solunda bir lattice body demo diye bir model ağacı var. Bu bir parça ve onun altında da body'ler var. Main ve lattice diye. Bu şekilde mesela katmanlı
imalat sürecinde latis yapısını kullanırken de yine body body'den faydalanabilmiş oluyoruz. Oldukça kullanışlı, etkin bir yapıya sahip. İşte burada body'leri split aracıyla ayırabiliyoruz. Pattern, mirror, move, copy paste gibi yapılarla da kullanabiliyoruz. Boolean operation'larla merge, subtract ve intersect gibi seçenekleri kullanabiliyoruz. Parçalara renk atayabiliyor, gizleyebiliyor, kesitlerini alabiliyoruz, layer'larını yönetebiliyoruz. Herhangi bir sıfırdan başladığınız bir model olabilir. Bu bir parçaydı. Bunu normal extrude'la kestikten sonra buradan mesela volume seçeneğini kullanarak bu iki hacmin birbirinden farklı birer body olmasını sağlayabiliyoruz. Zaten şu anda bu webinarımız 101 katılıma ulaştı. Katılımlar için çok teşekkür ederim. Evet. Baktığımız zaman model ağacında işte set as construction dediğimiz zaman o seçmiş olduğumuz body bir referansa dönüyor. Dolayısıyla ağırlık hesaplamasına katılmıyor. Veya bir liste alınacağı zaman o listeye bu dahil edilmiyor. Bu sayede hem ağırlıkları hem BOM listelerini yönetebilmiş oluyoruz. İstenirse de bu body'den bir parça elde edilebiliyor. Create part from body diyerek veya bu parçayı sheet metal'e dönüştür de diyebiliyoruz. Devam edelim. İşte sheet metalde kullanılabiliyor. Flexible modeling de dediğim gibi kullanma imkanına sahip oluyoruz. Farklı farklı body'leri birlikte düzenleyebiliyoruz. Additive manufacturing de kullanabiliyoruz. CFD de kullanabiliyoruz. Yani analizlerde. Generative design'da kullanabiliyoruz. Teknik resimde kullanabiliyoruz. Bunları da göreceğiz. Desteği de mevcut ve data paylaşımında bunları kullanabiliyoruz. Diyelim ki bir müşterinizden data geldi. Body tasarlandıysa onu body alıp çalışma imkanına devam edebiliyorsunuz veya açarken de onun bir parça mantığında açılmasını sağlamaya da devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Model çekti de yine multi body desteği geldi. Bununla ilgili uygun parametreler ve mantık işin içerisine dahil edildi. İşte malzeme bilgisi body yapıda da karşınıza çıkabiliyor. Density'ler olabilir. Sanırım şu an hala girişler sağlanmaya çalışılıyor. Fakat katılım yoğun. Evet, şimdi multi body model dediğimiz yapıyı da buradan yönetebiliyoruz. Yani nedir? İşte bu yapının içerisinde multi body var mı yok mu? Onu buradan görme imkanımız da oluyor. Body infoları, kaç tane body var? Onların da bilgilerini görme imkanımız mevcut. Winchill'de ve Winchill görüntülemede de yine multi body desteğimiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi anlattıklarımızın bir kısmı ile ilgili bazı örnekler yapalım. Daha net olsun istiyorum. Mesela şöyle. Şekilde skeçlerimiz var. Hemen buradan Sketch Region moduna geçiyorum ve
Buradan çalışmak istediğim alanları belirledikten sonra normal extrude'umu yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu an ne yapmış oldum? Bildiğiniz parça olarak çalıştım. Fakat ben bunu body olarak çalışmak istiyorsam yapmam gereken şey çok basit. Bakın şurada body option var ve bunu create new body demem yeterli. Bakın bu artık yeni bir body haline geldi. Şurada body olarak geldi. Bunu rename diyebilirim. Mesela gövde dedim. İsmi artık gövde oldu. Ve diyelim ki şurayı da çalışmak istiyorum. Extrude diyorum. Bu şu anda gövdenin içerisinde çalışıyor. Body Options'dan ben bunu yeni oluştur diyorum. Ve değerini giriyorum. Bakın yeni oluşturduğum Body 3 olarak geçti. Ve daha sonra mesela buradan Extrude diyorum. Şekilde hala body 3'ün içerisinde çalışıyorum ama ben şimdi gelip tekrar gövdeyle çalışmak istiyorum. O durumda mesela geliyorum. Buradan bunu aktif ediyorum. Şimdi seçiyorum. Extrude diyorum. Şuradan body option'a bakın. Artık ne olmuş oldu? Gövde parçası aktif olduğu için onunla ilgili unsurlar direkt içerisine kaydedilecek durumda çalışmama devam ediyorum. Yani buradan çalışmak istediğim body'yi seçip aktif etmem yeterli. Oldukça pratik bir şekilde çalışabiliyoruz. Başka bir örnek yapmak istiyorum. Şimdi buradan mesela şekilde tasarım mevcut. Bu da body'lere baktığımda sadece main body var. Ben buradan sweep diyorum. Yol olarak burayı seçtikten sonra sketch'imi çiziyorum. Üç diyorum. Okey dedim. Şu an tek body olduğu için katıyı nerede bitiriyor? Bakın temas ettiği yerde bitiriyor. Şuralara devam ettirmiyor. Ama ben bunu gelip body option'dan create new body dediğim anda tamamını süpürecek şekilde uyguluyor. Artık yeni bir body mevcut şu şekilde. Fakat ben bu body'yi gizle dediğimde bakın orada hala aktif gözüküyor. Yani katı kesilmemiş gözüküyor. Bunu görünür hale getiriyorum ve şuradan boolean operation'lar var. Bakın subtract diyorum. Bundan remove dedim. Main'i seçmiş ikisine de. Tekrardan yapalım. Bundan bunu çıkart diyorum. Kesiyor. Keep bodies dediğimiz anda şu şekilde bakın birbirinden çıkartıyor şöyle. Ve artık body body çalışma imkanına sahip oluyoruz bu sayede. Bir örnek daha yapacağım. Mesela böyle bir modeliniz var diyelim. Şurada bir skeçimiz var. Skeçimizi açalım. Extrude diyoruz. Buradan solid, thicken ve remove material dedik. Buradan kestik. Bakın tek bir parçam vardı. Bunu kestim ve birbirinden bağımsız hale getirdim. Burada da bakın split body var. Split body diyorum ve şuradan volume diyorum. Volume bu hacmi kullan. Geometrileri de kullanmak mümkün. Bakın artık iki farklı body'm olmuş oldu. Ekranda gördüğünüz gibi. Mesela ben buradan bunu seçip
işte create part from body deyip bir isim vererek bunu tek başına açabilir duruma geliyorum. Bu ortamdayken flexible modeling'i de kullanabiliyoruz. Mesela şu iki yapıyı seçip move diyorum. Nereye göre? Şu yüzeye göre. Mesela move et diyebilirim şöyle. Biraz kısaltabilirim, uzaltabilirim. Bakın kısalttım. Bu şekilde değişikliği uygulatabiliriz. Veya şuradaki bakın farklı farklı parçalarda bunları silmek istiyorum. Şöyle silmeyelim. Ve buradan mesela edit chamfer diyelim. Bunu da 2 yapalım. Bakın değişikliği ikisinde de sağladık. Evet, buraya kadar olan kısımla ilgili sorusu olan varsa onları alayım. Evet, videoları YouTube'a yükleyeceğiz. Tansel Bey çok beğenmiş. Açıkçası beni de heyecanlandıran yenilikler. Var mı sorusu olan? Body'nin tamamını tekrar yapabilir misiniz? Yani body'leri birleştirmekten kasıtsa sorunuz. Evet, onları mesela şu an bu birbirinden ayrı ama bunları seçtiğiniz zaman burada Merge Body seçeneği var. Tek bir part haline getirebiliyoruz. Multi-body olan yapı yani multi body'yi direkt teknik resime aldığınızda bill of material'ını alabiliyorsunuz. O şekilde bir liste veriyor size. Onu kullanabilirsiniz. Bir de bunu data exchange yapısını kullanarak import ederken montaja çevir demek mümkün olabilir diye düşünüyorum şu anki yapıda. Ama multi body'de bir parçayı tek bir yani body yapısından çıkarıp tek bir part haline getirebiliyoruz. Ama body'yi şu anda montaj olarak kaydet şeklinde yok ama ileriki dönemlerde bu da gelecektir diye düşünüyorum. SMD var. SMD devam ediyor. SMD'yi kullanıyoruz. Sadece parçanın içerisinde body çalışmak istenildiğinde bunu kullanıyoruz. Multi body montaj gibi. Yani burada kaynak da kullanabilirsiniz. Body ayırdıktan sonra parçayı teknik resme, yani teknik resim kısmında göreceksiniz zaten. Montaja benzer bir şekilde çalışma imkanı sağlıyor. Ama montaj yapımız hala devam ediyor. Onun altını çizeyim. İstenirse multi body de kullanmak mümkün. Multi body parça ortamında kullanılabiliyor. Step tanımı yani part veya steplerden farkı nedir diye bir soru gelmiş, tam anlayamadım.
Yani şeyleri, layer'ları falan kullanabiliyoruz body'nin içerisinde. Layer'ları kullanabildiğimiz için parçalarda istediğimiz kısımları gizleyip onları kullanabileceğimizi düşünüyorum. Tabii kendi parametreleri var. Hepsinin kendi parametreleri var. Kendilerine malzeme atayabiliyorsunuz. SMD'ye göre üstünlüğü Sketch Region mantığıyla çalışırken tek bir part ortamında hızlı ve esnek bir şekilde body'leri oluşturabiliyorsunuz ve bu ortamda normalde montaj ortamında flexible modelik yeteneklerini kullanamazsınız ama burada bunları da kullanma imkanınız oluyor. Hızlı ve pratik çalışmayı sağlıyor size. Flexible'la birleştiği zaman zaten faydası daha çok belli oluyor. Yani şu an için ekstra bir lisans şeklinde bilgim yok. Doğrudan açılan bir yapıya sahip olması gerekiyor. Evet, soruları sadece ben görebiliyorum. Yine parametrik yapı gibi eğer bir bağı yoksa bir sıkıntı olmaz. Ama ilişkili olan yapılar birlikte silinmek isteyecektir. Body'nin tanımı şöyle düşünün. Bir parçanız var. Parçanızın içerisinde hacimler var gibi düşünebilirsiniz. O hacimler birer parçanın içerisinde birer parçaymış gibi davranıyor. Ama aslında bir montaj değil, bir parçanın içerisindeki alt parçalar gibi düşünebilirsiniz. Silinebiliyor. Evet. Silebilirsiniz. Modeli anlayalım. Bir dakika. Remove body var bakın şurada. Şöyle body'yi seçiyorsunuz. Remove body diyorsunuz. Bakın şöyle siliyor. Bu şekilde silme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Bunları da parametrik kullanabiliyoruz. Parametreleri var kendi içerisinde. Bunların şu an zaten malzeme gibi özel tanımlamaları var. Teknik resime geçtiğimizde orada da kendi isimleri, kendi malzemeleri onları göreceğiz. Ana modelden bütün ilişkileri alıyor. Remove body'yi kullandığınızda direkt silebiliyorsunuz. Evet, sunumumuzun 25 dakikalık kısmı geçti. Görüyorum ki beni heyecanlandıran bu multi body sizleri de heyecanlandırmış. Sunumumuzun büyük bir kısmını buna ayırdık. Dilerseniz devam edelim. Dilerseniz sorularınız varsa onlara da cevap vermeye çalışayım. Evet. Şöyle. Bunu kapatalım.
Evet, her pakette olacak bu özelliğimiz. Şimdi Core Modeling yeteneklerine bakacağız. Burada Import Data Doctor'dan tutun. Birçok alanda yeniliklerimiz var. Import Data Doctor'ın içerisinde de Multi Body Design'la ilgili tree'ler geliyor. Solid ve Quilts ile ilgili check'ler karşımıza çıkacak. Ve yeni bir yapı olan Display Filters yapısı karşımıza çıkıyor. İşte modeli seçtiğiniz andan itibaren onun transparanlığını ayarlayabiliyoruz. Burada mesela draft'la ilgili yeniliğimiz mevcut. Daha öncesinde draft yapılmış olsa dahi o draft yapıyı algılıyor, draft değerini tespit ediyor ve değişiklikleri yapmanıza imkan sağlıyor. Mirror'la ilgili yeniliğimiz mevcut. Burada önceden mirror'ı yaptığımız zaman bir eksen olma zorunluluğu vardı. Şimdi o ortadan kalkıyor. Ayrıyetten de bir özellik daha geliyor. İstenildiği zaman kitleyebiliyorsunuz mirror geometrisine. Sketch ortamıyla ilgili işte renklendirmeler, işte seçimler, referansların karşılıklarının algılanmasıyla ilgili yenilikler mevcut. Ve burada referansların arka planına renk atama, boyutlarını ayarlama gibi yapılar sayesinde bunları çok daha rahat anlaşılabilir olarak görüyoruz. Yine Snap'la ilgili yenilikler var. Bunları Snapping Settings kısmından yöneterek çok daha verimli çalışma imkanına sahip oluyoruz. Aynı şekilde Sketch içerisindeki o referansların görüntülenmesi Edit denildiğinde unsurlar içinde karşımıza geliyor. Ve şöyle bir yapı artık karşımıza çıkıyor. Önceden mesela solid için bir tane template'imiz vardı. Artık bunun absolute değeri ve real değeri olacak şekilde iki tane template'i karşımıza çıkıyor. Body body tasarım absolute'e daha uygun olduğu için absolute tanımlamasını kullanıyoruz. Şu şekilde de kısaca örneklerle ilerleyeceğim. Mesela modelimizi aldık. Hemen View tabına geldik. Şurada bakın seçiyorsunuz ve Boundary B-Wrap'ten transparanlığını ayarlayabiliyorsunuz. Draft'a gelelim. Mesela draft'ta var olan bir draft'ı tespit etmesi. Mesela şu yüzeyi seçiyorum. Draft diyorum şurayı. Mesela 10'muş, artık 20 olsun diyorum. Mesela geliyorum şu yan yüzeyi seçiyorum. Draft diyorum. Şurada bakın formlu bir yapıya sahip. Buradaki yetenekler çok daha geliştirildi. Hesaplamaları ve yönetilebilirliği de arttırıldı. Sıfırdı. Mesela burayı 10 yapalım. Onluk bir draft verdiriyoruz. Dışarıya doğru verdirdim hem de. Bu şekilde çok daha kullanışlı oluyor. Yetenekleri de arttırılmış durumda. Sketch Mirror. Mesela Sketch Mirror ile ilgili hemen örneğimizi yapalım. Buradan Edit Definition diyorum. Bakın şu arka plandaki renkler yönetilebiliyor. İki konuyu birleştirmiş olayım. Mesela geliyorum şu şekilde seçimimi yaptım. Kontrolle de burayı seçtim. Mirror dedim. Nereye göre? Buraya göre mirror dedim. Bakın bu şekilde mirror'ımı sağladı. Burada bu seçtiğim geometriyi sabitlemek istiyorsam şu an ben tutup çekebilirim. Yani bunu taşıyabiliyorum ya. Ctrl Z ile geri alalım. Bir özelliğimiz var. Options'dan Sketcher'dan Lock Axis of Symmetry özelliğimiz var. Bunu işaretlersek, mesela bakın şöyle mirror dediğimizde, bakın o geometriyi kullanıyor. Ayrıyetten de o geometriyi kilitliyor. Yani şöyle tutup çekemezsiniz gibi
detaylar geliyor. Şuradaki referansların boyutlarını nereden ayarlıyoruz? Hemen onu göstereyim. Entity Display kısmında bakın buradan renk seçimi yapabiliyoruz. Boyut ayarı buradan yapabiliyoruz. Şöyle OK diyelim. Yes diyelim. Bakın boyutlarını, renklerini ayarlamak çok daha pratik. Bu sayede çok daha anlaşılır hale geliyor. Şöyle şurada göstermek istediğim bir özellik daha var. Sadece görünür hale gelmiyor. Mesela dik diyorsunuz, şu geometrinin dik olduğunu görüyorsunuz. İşte simetrikliğe geliyorsunuz, hangi geometri simetrikmiş onu anlıyorsunuz. Tanjantlık diyorsunuz, buradan tanjantlığı da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Buradaki referansların görüntülenebilirliği de parçalar için de geçerli. Buradan edit dediğimizde de karşımıza çıkacak. Şöyle mesela bunu edit dedik. Biz şu an ölçüleri görüyoruz. Sağ tuştan bu şekilde göster deme imkanına da sahibiz. Bu da Core Modeling ile ilgili gelen yenilikler. Devam edeceğim. Şimdi hızlıca ilerliyorum. Şöyle mesela Augmented Reality ile ilgili yeniliklerimiz var. Şöyle bakacak olursak, bu da her Creo kullanıcısının sahip olduğu özelliklerden. Önceden sadece modelimizi Augmented Reality kısmında yönetebiliyorduk. Artık repleri de, explode'ları da, kesitleri de, layer'ları da ve appearance'ları da yönetebiliyoruz. Bunu combined view'lerle yapabiliyoruz. Şu anki versiyonumuzda content çıkmamasına karşın siz combined state'inizi aktif hale getirdiğiniz durumda export işlemini gerçekleştirdiğinizde o kombinasyonu sanal gerçeklik ortamına taşımış oluyorsunuz. Şekilde mesela geliyorum. Buradan bir kesit alacağım. Hangi düzlem? Right düzlemine göre. Manage Season'dan bakın burada All kısmı var. Buraya New diyorum. Comp-Alt-1 diyorum. Create Copy dedim. Publish işaretli olmak zorunda arkadaşlar. Publish edeceğimizi belirtiyoruz. Buradan Edit altından Edit Definition diyoruz. Bakın diyorum ki buradan rep olarak No Cover. Bakın şu an mevcut. Ben No Cover'ı seçtiğimde o şuradaki siyah parça olmayacak. Kesit X bir kesiti olsun. Explode olmasın. Bu pozisyon olsun. Okey diyorum. Bakın gitti. Combined 1. Com mevcut. Bakın com'u tıklıyorum. Com böyle. Combined com01 böyle default'u bu şekilde. Siz augmented reality ortamına taşımak istediğiniz combined view'i seçiyorsunuz ve ardından tools'a geliyorsunuz, target'a geliyorsunuz. Pozisyonunu ayarlayabilirsiniz şuradan. Yüksekliğini, pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra okey diyorsunuz. Pardon. Şuradan publish model diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Burada kullanıcı adınız ve şifreniz, PTC hesabınızın olması yeterli. Dikkat etmeniz gereken şey kaliteyi yüksek yapmak ve target'ı seçmek. Daha sonra okey dediğinizde bu yapısıyla bunu ortama yüklemiş oluyorsunuz. Size gelen kodu okuttuğunuzda ekranda gördüğünüz şekliyle telefonunuzdan da buna ulaşma imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi freestyle dizayn ile ilgili gelen yenilikler var. Şimdi sketch geometrileri ile freestyle geometrileri align edilebiliyordu. Artık
bu align kısmında draft seçeneği de işin içerisine geliyor. Bu sayede align ettiğiniz yapıların açılarını da yönetme imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi internet yoğun olduğu için bağlanmadı sanırım. Diğer örneğimize geçelim. Surfacing data diyelim. Bir tanesini yapalım. Şimdi burada freestyle geometrimiz var. Bu da herkesin kullanabileceği bir özellik. Creo içerisinde, Creo Design Essential içerisinde. Align Draft, bakın seçeneğimiz bu. Bunu seçtik, orta tuşa bastık ve yönümüzü belirledik. Bakın 10 derecelik bir draft verdi. Ben bunu 5 yapıyorum mesela. Şu şekilde geliyorum. Daha sonra Align Draft diyorum. Burayı seçip orta tuş ve yönümü belirledikten sonra bakın şu şekilde işlemimi gerçekleştirebiliyorum. Bu da gelen yenilikler arasında. Sheet Metal'de yüzey formuyla, punch formuyla, die formuyla ve sketch formuyla ilgili hesaplamalar geliştirildi. Ayrıca da bir özellik eklendi. Gördüğünüz gibi Sheet Metal'de şu şekilde veya bu şekilde punchlar yapabiliyorsunuz. Bir örnek yapalım. Bakın şu şekildeyken Sketch Form'u seçip Edit Definition dediğinizde Options altından Trim Edge of Shaded dediğiniz zaman bu şekilde karşınıza geliyor. Peki bunun faydası ne? Flatten Form dediğiniz zaman o özelliği seçtiğinizde burası düz, burayı düzden o forma getirirken o özelliği işaretlemediğinizde bunu düzleştirdiğinizde şuradaki yapıdaki kırıklıkları görebilirsiniz. Kaynakla ilgili gelen yeniliklerimiz var. Artık köşe dönmelerinde oluşan geometriler çok daha iyi hesaplanıyor ve boşluklu yapılarda da geometrilerin oluşturulması oldukça başarılı. Kaynakla ilgili örneğimizi yapalım. Application'dan Welding'e geliyoruz. Fillet Weld diyoruz. Nerelerde kaynak olacak? Şekilde kaynağımızı tanımlıyoruz. Kaynak kalınlığımızı giriyoruz ve solid olarak yapacağım diyorum. Bakın şu köşelerin birleştirmesi, şu geçişler çok daha iyi hesaplanıyor. Mesela şurada boşluğumuz var. Buradan baktığımızda buradaki yapıyı tanımlayacağız. Fillet Weld diyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Site 2 diyorum. Daha sonra diğer duvar bilgileriyle devam ediyoruz. Bunu da katı olarak yap diyorum. Bakın bunu da rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. İstersek notlarını da görebiliriz şu şekilde. Evet. Devam ediyorum. Soru kısmını en sona bırakacağım. Render'la ilgili gelen yeniliklerimiz var. Şimdi Render Studio'ya geldiğiniz zaman şunu yukarıya çekelim. Application'dan Render Studio'ya girdiğiniz zaman
renderlama işlemine başlıyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada pause seçeneği var. Yani durdurabiliyorsunuz. İşlemlerinizi yaptıktan sonra tekrar tıklayıp kaldığı yerden devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Gelen özelliklerden bir tanesi de mesela sahnelerde zemini belirlerken mesela floor plane, buradan custom diyorsunuz. İstediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Işıklar falan onu zemin olarak algılayıp ona göre değişebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde yönetebiliyoruz. Ayrıyeten işin içerisinde menekin bakış ekranı da dahil edilebiliyor. Menekine geldiniz diyelim. Buradan Vision Window diyorsunuz. Bu, evet, buradan menekinin gördüğü görüntünün aynısını görüyorsunuz. Buradan sağ tuşa klikleyip Render Settings deyip buradan sample'ları arttırabilirsiniz. Yani kaliteyi arttırabilirsiniz. İsterseniz de zaman belirleyebilirsiniz. Buradan Render Mannequin Vision dediğiniz zaman o ayarlara göre renderını gerçekleştirecek. Şu an renderladı ve bunu da istediğiniz gibi Save Image deyip kaydedebiliyorsunuz. Render'la da ilgili bu yeniliklerimiz mevcut. Şimdi teknik resimle ilgili birçok yenilikler var. İşte en temelinde işte multi-body design desteği geliyor. Burada bone table'ların yönetilmesi işin içerisine dahil ediliyor. Mesela görünüşlerle ilgili bilgiler, summary of view'ler devreye giriyor. Model ağacının sort seçenekleri dahil edildi. Yani bir görünüş bağlı olduğu view'i gösterecek şekilde sıralansın veya bağlı olduğu modeli gösterecek şekilde sıralansın gibi seçenekler işin içerisine dahil edildi. Hidden Line Removal seçeneğinin yetenekleri geliştirildi. Mesela sağ üst köşede gördüğünüz yapıda bir görünüş elde ederken artık yeni özellik sayesinde aşağıdaki gibi daha kaliteli bir görünüş elde etme imkanına sahip oluyorsunuz. Ölçülendirme ile ilgili lit seçenekleri ile ilgili yenilikler var. Align Ordinate Dimension with Baseline kısmına baktığımızda bir özelliğimiz vardı. O özelliğimiz neydi? Sıfır noktasını belirledikten sonra yeni vereceğimiz ölçüler hep aynı hizada geliyordu. Bu artık yönetilebiliyor. Ort dim standardı ANSI olarak ayarlamak gerekiyor. Setted ANSI olarak ve Detail Options'tan da Default ANSI Ort Dim Alignment'ı No olarak ayarladığınızda istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. Kontürlerle ilgili yenilikler mevcut. Yeni indikatör frame seçeneği devreye girdi. Standartlar 2018'e göre, 2017'ye göre, ISO 2017'ye göre, ASME standartları 2018'e göre güncellendi ve eklendi. İstenilirse eski standartlarla, istenilirse yeni standartlarla da çalışmak mümkün. Şimdi biraz da drawing kısmına değineceğim. Mesela şu şekilde bir yapımız var. Buraya table diyorum. Bakın bu multi-body yapısına sahip bir yapı. Gördüğünüz gibi burada bu body'lerin direkt listesini alabiliyoruz. Bu nasıl sağlanıyor? Şuradan çift kliklediğinizde model body, bakın body'nin ismi gelsin, body'nin parametresi gelsin, body'deki özel user defined parametresi gelsin gibi seçenekleri kullanarak body'lerin listesini almamız mümkün. Ayrıca hani şeyden bahsetmiştim, şu modelimizi açarsak bakın bu modelimiz body'ye baktığımız zaman 3 body'den oluşuyor. Biz bir tanesini seçip construction yapalım. Buradan teknik resime gittiğimizde bakın
adetimiz 2'ye otomatik olarak düşüyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu construction dediğiniz zaman hem ağırlıktan çıkartılıyor hem bill of material'dan çıkartılıyor. Bu body olan yapıda da kesitimiz var diyelim. Mesela şurada tarama çizgilerine kliklediğinizde burada da yine body seçeneği devreye giriyor. Ve bu body seçeneği geldikten sonra next'lerle ilerleyebiliyorsunuz. Mesela şurası fill'miş. Bunu H X C H olarak değiştiriyorum. Buradan boşluğunu daraltıyorum. Açısını ayarlayabilirim. Done diyorum. Bakın bu şekilde yönetebiliyoruz. Dediğimiz diğer bir özellikten de bahsedeyim hızlıca. Annotate kısmına geliyorum. Ordinate Dimension. O ayarları yaptıktan sonra sıfır noktanızı belirleyeceksiniz. Şöyle. Daha sonra bakın kontrole basılı tutarak devam ediyoruz. Yeni bir tane ekleyeceğimiz zaman kontrolden elimi çektim. Şimdi kontrole basıyorum. İstediğim yerde bırakabiliyorum onu. Bu özellikle o konfiglerle devreye giriyor arkadaşlar. Tolerans analizi ile ilgili yenilikler var. Geçmişte de Sigmatrix'in tolerans analizini kullanıyordu. Yine Sigmatrix'in içerisinde bulunan bir özelliği kullanacak. Easy tolerans analizi diye geçiyor. Çok daha pratik, çok daha hızlı çalışmaya imkan sağlıyor. Tolerans analiz extension'dı. İsmi Easy tolerans analizi oldu. Çok hızlı pratik çalışmaya imkan sunuyor. Hemen bir örnek göstermek istiyorum onunla ilgili de. Şurada görmüşümüzü çağıralım. Application'dan Easy Tolerance Analiz diyorum. New Stakeup diyorum. Referans. Bu bir düzlemde bir D dediğimiz mantıkta çalışıyor. Hangi düzleme göre ayarlayacağımızı soruyor. Bakın buradan assembly constraint'lere göre kendisi yapacak veya biz altında select seçeneği vardı. Bakın bu şekilde bir tolerans analizi yaptı. Ölçüleri kendisi otomatik buldu. Biz buradan tolerans değerlerini değiştirebiliyoruz. Ona göre analizlerimizi belirleyebiliyoruz. Worst case veya RSS veya istatiksel olarak buradan bunları görmemiz mümkün. Buradan lower limitlerimizi veya upper limitlerimizi veya plus mine limitlerimizi ayarlayabiliyoruz. Ona göre de verdiğimiz tolerans değerlerinin etkisini görmemiz mümkün oluyor. Bu şekilde çalışabiliriz. Bakın şöyle. Değerlerimizi bu şekilde ayarlayıp sınırlarımızın içerisine girip girmediğimizi bu şekilde görmemiz mümkün. Oldukça hızlı, pratik bir şekilde bu tip işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Limitlerimizin uygun olup olmadığını anlamamız bu sayede mümkün oluyor. Burada çeşitli seçenekler var. Bunlarla ilgili de ileriki dönemlerde sunumlar gerçekleştiririz. Diğer bir özelliğimiz Generative Design Topology Optimization. Generative Design Simulation algoritmasıyla topoloji optimizasyonunun birleşimiyle istenilen hedeflere uygun fiziksel yapılara ve imalata uygun modellerin otomatik olarak tasarlanmasını sağlayan bir araç. Hızlı pratik çalışmayı sağlıyor. Analiz altyapısı olduğu için doğruluk oranı yüksek ve buradaki simülasyon tanımlamaları da doğrudan analiz ortamına aktarılabilir bir yapıya sahip ve ayrıyetten de
Şöyle Frustum teknolojisinin altyapısını kullandığı için sonuçlar oldukça doğru. Arayüzü alışıla gelmiş bir yapıya sahip, çok zorlanılacak bir yapıya sahip değil. Model ağacında da gerekli bilgileri rahatlıkla görebiliyoruz. Kendi içerisinde sapma analizlerini de yapabiliyorsunuz. İsterseniz manuel müdahalelerle de değişiklikler yapıp yine bu analizlerle istenilen yapılara yaklaşılıp yaklaşılmadığını görebiliyoruz. Şurada bir örneğimiz var. Bu örneğimizi izleyelim. Böyle bir modelimiz var. Modelimizdeki bağlantı parçasını Generative Design'la modelleyeceğiz. Şimdi öncelikle burada da işte body mantığı devreye girecek. Hangi body'leri kullanacağız? Bunları belirleyeceğiz. Daha sonra da simülasyon yeteneklerinin içerisinde olan yapılarla işte burası bizim mesnetimiz olacak, burada yükümüz olacak, malzememiz şu olacak gibi tanımlamaları yaparak bir yandan da optimizasyonun yeteneklerini kullanarak işte başlangıç geometri bu, korunacak geometriler bunlar gibi tanımlamalar yapılıp limitler de işin içerisine dahil edilerek simetrik olacak geometri bilgisi de verilerek daha smooth, daha düzgün ve eş dağılıma sahip bir oluşum elde edilmesi sağlanabiliyor. Şu an yükü veriyor. Daha öncesinde mesela tanımlamasını yapmıştı. Burada koordinat sistemine göre x, y, z değerlerine uygun olacak şekilde birimi de Newton olacak şekilde yüklemeyi gerçekleştirdi. Burada da işte volümle ilgili limit tanımlamasını gerçekleştiriyor. Dediğim gibi mesela simetrik bir yapı olmasını istiyor ve o simetrik yapıda da front düzlemini kullanmasını istiyor. Malzemesi de şu olacak şekilde tanımlamamızı yapabiliyoruz. Ve daha sonrasında da kaç iterasyonla bunu çözmek istiyorsak onu belirliyoruz. Maksimum olarak. Yani optimize etmesini söylüyoruz. Ekran biraz hızlandırılmış durumda, bilginiz olsun. İstenilen geometriye yakın bir yapı elde edildiğinde sonucumuzu bu şekilde görebiliyoruz. Ayrıca de bunun analiz sonuçlarını da görmemiz mümkün. Bu şekilde sonuçları da görmek mümkün oluyor. Simulation Live kısmına geldiğimizde burada da yenilikler mevcut. Daha gerçekçi tanımlamalar, işte daha esnek tanımlamalar, işte bir yükü tanımlarken yön tanımlamaları, simülasyon gösterme seçenekleri gibi birçok yenilik mevcut. Bunlarla ilgili de webinarlarımız olacak. İşte sonuç ekranının detaylandırılması, okunması gibi yenilikler mevcut. Burada alınan sonuçların BMX'e aktarılması mümkün. Scope yeteneğinin arttırılması, lineer ivmelenme tanımlamalarının yapılması gibi yenilikler de işin içerisinde. Daha öncesinde simulation sadece yapısal çözüm sağlarken artık termal ve modal analize de imkan sağlayabiliyor. Ek olarak da akış analizi işin içerisine gelecek. Akış analizinin devreye alınması da 7.0.2.0 date koduyla olacağı öngörülüyor. Bu şekilde akış analizleri de işin içerisine dahil edilecek. Burada da bir video var akış analiziyle ilgili. Onun haricinde ben yapısal kısmı ile ilgili hızlı bir basitliği göstermek adına bir örnek yapmak istiyorum. Buradan Live Simulation'a geliyoruz.
Bakın burada ne çalışmak istiyorsanız belirleyebiliyorsunuz. Yakında akışta buraya dahil edilecek. Scope deyip çalışmak istediğim alanı belirliyorum öncelikle. Kontrole basılı tutarak. Daha sonra fix yapılarını belirliyorum. Daha sonra yükümü veriyorum. Şuradan koordinat sistemine göre bakıyorum. 200 Newton mesela. Okey diyorum. Evet, toplam değerini 0 verdin diyor. Hemen buradan ağacımdan yükümü görüyorum. Düzenlememi yapıyorum. Z yönüne 1 diyorum. Değerimi 200 yazıyorum. Evet. Şurada scope'u tanımlarken okey demeyi atlamış olabiliriz. Artık analizimizi koştur diyoruz. Şekilde bakın sadece istediğimiz alanı analiz ediyor. Sonuçları burada görebiliyoruz. İstersek üst limiti düşürebiliyoruz. Birimini buradan yönetebiliyoruz. Surface olarak göster, farklı birimlerde göster diyebiliyoruz. İstersek deformasyonu buradan gösterebiliyoruz. İstersek gelip buradan mesela şu parçanın kalınlığını değiştir diyorum. Thickness 3'müş 5 olsun diyorum. Ctrl G diyorum. Anlık olarak orada değişim oluyor. 7 milimli bakın 3,4 milimetreye kadar düştü. Birim olarak da 300'den 133 megapaskallara kadar gerilim değeri de düşmüş oldu. Çok hızlı pratik bir şekilde öngörü yapmanızı sağlayan bir yapıya sahip. İleriki versiyonda da akışta işin içerisine dahil edilecek. Akışla ilgili de burada bir videomuz var. Ama vakit darlığından dolayı onu geçiyorum. İleriki dönemlerde ondan bahsedeceğiz. Additive Manufacturing kısmında çok daha kontrollü, çok daha üretilebilir modeller elde edebiliyoruz. Hızlı ve pratik oluyor. Model check kısmına baktığımızda kendi içerisinde model check ile ilgili de bilgileri elde edebiliyoruz. Body design içinde, data paylaşımı içinde ve bunu da şu an destekleniyor. ATB seçeneğini kapattıktan sonra enable part with multi body diyerek export import ayarlarını tanımlayıp bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Elimden geldiğince konuların hepsine değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu da daha sonrasında YouTube'da paylaşacağım. Katılan herkese de bu link gidecek.